Naciye, hasta mısın? Yok. Bu akşam hiçbir şey yemedin. Daha ne yiyecek ayol? Onun yediğinin yarısıyla 80 mahallenin fakir fukarası doyar. Ben sana daha çok acıyorum. Niye? Her gece bir kamyondan yatağa girmek kolay mı? Bir gün altında kalırım diye korkmuyor musun? Babaanne biraz ayıp olmuyor mu ama? Yok yok evladım. Babaannen haklı. Biraz daha az yiyip şu fazla kilolarımdan derhal kurtulmam lazım. Ya kilolarının hepsi fazla. Hangi birinden kurtulacaksın ki? Göreceksiniz. Yarın hem rejime hem de spora başlıyorum. Aha. Gerçekten mi anne? Harika olur. Vallahi harikasın. Futbol topu olarak mı? Öyle ya. Bu kadar şişko olduktan sonra ancak top olarak ortalarda artık tekme atarız. Siz alay edin bakalım. Eğer bir haftada 4 kilo vermezsen bana da Naciye demesinler. Naciye demesinler. Yağ tulumu desek olur mu? Babaanneciğim çok kırıcı oluyorsun ama. Sen değil haftada 4 kilo 4 gram bile veremezsin be. Var mısınız iddiaya? Varım. Yenilen bir bilezik alır. Tamam. Hepiniz şahitsiniz değil mi çocuklar? Tamam, şahidiz. Tamam. Vallahi babaanne, annem çok iddialı görünüyor. Bence sen bilezikleri hazırlasan iyi olur. Bence de vallahi. Babaanne senin 3 aylık gitti galiba. Ya bu kadın da bu fil işte olduktan sonra benim kollarım kuyumcu dükkanına döner be. Orasını göreceğiz Sürahi Hanım. Unutmayın ki kilolar geçicidir efendim. Doğru, kilolar geçicidir. Kalıcı olan salaklıktır. Diyelim ki sen spor yaptın, kilolarından kurtuldun. Peki salaklıktan nasıl kurtulacaksın? Gülsenize be! Hadi, haftalıkları alırken iyiydi. Hadi gülün be! Ölüsün vallahi. Bekleriz be. 3 14 15 16 17 38 39 42 40. Ay anne Allah aşkına yapma ya. Ne diyordum ben, kafamı karıştırmasana, zaten canım çıkıyor. Ya sen de kafamı var ki karıştıracaksın. Nerede kalmıştık? 57 58 59 60 68 69 72 73 77 Ay Allah aşkına yapma anne, Allah aşkına yapma ya. Ne yapıyorum canım? Ben sana yardımcı oluyorum. Böyle beşer beşer sayarsan daha çabuk kilo versin. Sen şimdi bundan kaç tane daha yapacaksın? Sadece ben sayarsam şahit, 100 tane yapsam yeter. Sen de ona kadar saymayı bilmiyorsun ya. 100'e kadar nereden sayacaksın? Sen unut valla. Sen cahillikten kilo veremeyen tek insan olarak tarihe geçeceksin. Hiç boşuna uğraşma Sürahi anne. Son derece azimliyim, kilo vereceğim. Hem de haftada 4 kilo hepiniz göreceksiniz işte. Vallahi süpersin anneciğim, azmine hayranım ben. Vallahi bence de çok iyi. Ya haftada 4 kilo verirsen şöyle 20-26 haftada tamamen ortadan yok olur. İlahi babaanne. Tabii canım. Madem böyle birdenbire kurtulamayacağız, yavaş yavaş kurtuluruz artık inşallah. Ay kaçta kalmıştım ayol? 97. 98. 99. 100. Karada 100. Havada 100. Gel şöyle. Ulan ya o zayıflama bisikleti görmüyor musun? Zayıflayacağım demedim evet. Mi? Evet. Al işte zayıfla. Nes yani baba, diplomamızı aldığımızda bile bize böyle güzel hediyeler alamadın. Aman be Hikmetciğim, kim bilir kaç para vermişsindir buna. Sen parasını düşünme. Çok salaksın be Hikmet. Niye? O arızalı bisikleti kakalamışlar sana, baksana. Arka tekerleği yok bunun. Anacığım bunların tekerlekleri olmaz. Bu zayıflama bisikleti. Pedalları çevirip zayıflıyorsun. Evet babaanne, bu bisiklet bir yere gitmek için değil. Sadece üzerine binip pedal çevirmek için, anladın mı? Enayi bisikleti desene. Pedalı çeviriyorsun ama bir yere gidemiyorsun. Ya bu gavurlar da tuhaf adamlar ya. Madem bir yere gidemeyeceksin, niye bu bisikleti alıyorsun? Bunu alacağına bir çek yat, al yan gelip yat, bundan daha iyi. Anacığım dedim ya, bunun adı üstünde, zayıflama bisikleti. Pedalları çevirip zayıflıyorsun. Zayıflayabilirsen tabii. Ya bu zayıflama bisikleti bu kadını kesmez ki.
Buna şöyle zayıflama kamyonu alacaktı ki. Gülsense ulan. Nasıl kullanılıyor bu? Gel otur da göstereyim. Halle! Cahil geldin, cahil gideceksin, kaldırıverme. Tut. Nereye halle? Çek şuradan, çekil. Ay. Çekme. Yavaş anne, düşeceksin. Hadi, ya. Dur babaanneciğim. Anacığım, her şeyde maydanoz olursun ha. Çok konuşma. Tamam işte, ne tutuyorsun beni? Allah Allah! Al! İşte bu kadar basit! Gördünüz mü? Vallahi güzelmiş ha! Ama zor ha! Bu kadın şimdi kıçını kaldırıp bu bisiklete binemez! Sen bunun yerine buna bir çekyat alsaydın! Vallahi güzelmiş ha! Aferin, yavaş yavaş! Hikmet, bunun freni yok mu? Emreciğim, benim bileziğin ucu gözüktü galiba. Vallahi anne süpersin he. İki günde çağla şeker gibi oldum vallahi. Yok canım, vallahi bu sabah tartıldım, tam 2 kilo vermiş. Bu kadın beyaz bisiklet filmindeki artist değil mi be? merhabalar, merhaba! Bir de şöyle bir imzalı fotoğrafınızı versenize! Ya nerede 2 kilo verecek bu be? Sen 2 kilo verebilmen için 2 fırın ekmek yemen lazım. 2 fırın ekmek yersen daha çok kilo alırsın. Yani ne yaparsan yap, boşuna uğraşma nafile! Vallahi babaanneciğim, annem bu sefer bayağı azimli. Sen bileziklerin ucunu hafiften çıkarsan iyi olacak galiba. Ayol onun tek iddiası, tıkınması. Bunu nereden alayım? Vallahi kaymak gibi de yapmışlar. Biraz yağlı olunca daha güzel kayıyor gidiyor. Ya candır çeker, boktur kokar demişler. Şöyle bir dilim de sen al ya. İstemez anne, yemezler. Ya ne olacak, yerler. Yok yok, sana afiyet olsun istemez. Ya bu nedir ki, doktor veriyor bu kadar. Olmaz, yedim anne. Ya bu 3 köfte yemedi, aç şunu. Anne, İsmail'e bir dur, anne. Aç şunu be. Ya bu top atan kabını bayağı iddialı be. Ciddi ciddi kilo veriyor. Bende bilezik kaptıracak göz var mı? Tabii canım. Sürahilerde çare tükenmez. Ya bu bisikletinde teker yok ki bozayım. Freni de yok patlatayım. Bunu icat eden adam bana garezi mi var ya? Allah Allah, elimizden geldiği kadar bozacağız işte. Dizildik sıra sıra, uykularım bölük bölük. Sıkıldık iyilikten, yaşasın kötülük. Allah Allah, bu pedal niye dönmüyor ki? Kim bilir, belki dönesi yoktur. Anneciğim, siz bu bisikleti ellemediniz değil mi? Hayır lan be! Senin kilona bisiklet mi dayanır? Zayıflama bir yer döver olsa, nafile! Bir de kalkmış bana iftira atacak. Peki niye dönmüyor? Ne bileyim ben? Elin bisikletinin keyfini kahyası mıyım? İster döner, ister dönmez! Allah Allah! Dün bir şeyciği yoktu, dönüyordu işte. Dönüyor dönmesine ama geriye dönüyor pedal. Bak o zaman binmeyeceksin. Neden? Normal. Dönünce kilo verdiriyorsa, tersine dönünce kilo aldır bu. Boşuna beni caydırmaya çalışmayın Sürahi anneciğim. Azimliyim, fazla kilolarımı vereceğim, bileziğimi de bileğimin hakkıyla alacağım. Ya ne kadar güzel yapmışlar bunu be. Thank you.
Babam geldi hanım. Tantiye çıkmaya hazır mısın? Hazırım hazırım. Çocuklar bir haftada 4 yerine 5 kilo vermiş anneleri. Helal be anne. Kimin annesi be? Manken manken. Bilezikmiş. Sen bileziği rüyanda görürsün ancak. Silikli Naciye. Anne dedin de annem nerede? Anne! Anne! Babaanne! Geldim ben! Helada da rahat yok! Bence iddiayı kaybedeceğini anlayınca kirişi kırdı o. Süreyya anne! İddiayı kimin kaybedeceğini görürsünüz siz şimdi. Anne! Babaanne! Anneciğim! Tamam geldim be. Ha, getir anacığım getir. Yalnız üstüne yavaşçık bozmayasın aleti ha. Ya da isterseniz bunu oduncu kantarıyla tartalım ha. Sırf kıçı iki çekiyor. Ya. O eskidendi Sürahi anneciğim. Sen şimdiden benim bileziğimi hazırlayıver hadi. Evet. Şu koluma rica ediyorum. Hadi sen tatlı önce ben görelim be. Bakayım. Aa, 1 kilo fazla çıktı. Bırak 4 kilo verecekmiş. Eskisinden de 1 kilo fazla ben kazandım. Bek Naciye, Naciye. Tombalak Naciye. Ver bilezik, ver bilezik. Hadi. Vallahi billahi sabahleyin tartıldığımda tam 5 kilo daha azdım. Tabii canım bir oturuşta 5 kilo makarna yersen böyle olur. Hadi versene canım ne duruyorsun hadi. Anne. Sen bunun ayarıyla mı oynadın? Bak ne hale getirmişsin. Ne? Ne ayarında oynayacağım canım? Allah senin karın şiş koysa ben ne yapayım? Allah Allah. Besbelli hile yapmışsınız işte. Ver bileziğim ben.